izlemekte olduğunuz kolekant fosili iki parçalı bir fosildir. 250 milyon yıllıktır. Trias dönemine ait olan bu fosil Madagaskar'da bulunmuştur. Kolekant, yaklaşık 150 cm boyunda, iri yapılı, zırhı andıran ve bütün gövdesini kaplayan kalın pullara sahip, kemikli balıklar sınıflamasına ait bir balıktır. Evrimciler, 400 milyon yıllık fosilleri bulunan kolekantların 70 milyon yıl önce soyu tükenmiş bir tür olduğu zannettiği için balıklar ve sürüngenler arasında çok güçlü bir ara form olduğunu iddia ediyorlardı. Ancak 22 Aralık 1938'de Hint Okyanusu ışıklarında bir kolekant canlı olarak bulundu. Sonraki yıllarda yaklaşık 200 tane canlı kolekant gözlemlendi. Hiçbir değişime uğramayan bu balıkların yakalanmasıyla beraber evrimcilerin hayal ürünü iddialarının temelsizliği de anlaşılmış oldu. Evrimciler, kolekantın karada sürünmeye yarayan yüzgeç ayak arası bir organa sahip olduğunu savunmuşlardı. Canlı kolekant incelendiğinde yüzgeçlerin böyle bir özellik taşımadığı anlaşıldı. Dahası, kolekant evrimcilerin iddialarının aksine karaya çıkmak üzere olan yarı balık, yarı sürüngen özellikleri gösteren bir canlı değildi. Aksine 150 metre derinliğin üzerine hemen hemen hiç çıkmayan bir dip balığıydı. Evrimciler balığın ilkel bir akciğere sahip olduğunu iddia etmişlerdi. Ancak ilkel akciğer sanılan organın da sadece bir yağ kesesi olduğu anlaşıldı. Yaşayan örneklerin bulunmasıyla kolekantların 400 milyon yıldır hiçbir değişime uğramadığı anlaşılmıştır. Fosiller, canlıların ortak bir atadan rastlantılarla türediğini ileri süren evrim teorisinin doğru olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Canlıların tarihi, evrim teorisini kesin ve açık olarak yalanlamaktadır. Fosillerin bize gösterdiği gerçek, birbirinden tamamen farklı canlı türlerini yoktan var eden, yeryüzünü canlılık için elverişli kılan, üstün bir güce, sonsuz bir ilme, benzeri olmayan bir akla, benzersiz yaratma gücüne sahip olan kudretli bir yaratıcının var olduğudur. O yaratıcı, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır.